Bugün Van'dayız. Van deyince aklınıza ne gelir bilmiyorum. Benim aklıma Urartulardan günümüze zengin tarihi kültürü geliyor. Tabii ki kedisi geliyor, otlu peyniri geliyor, kahvaltısı geliyor. Ve olmazsa olmazı şu arkamda gördüğünüz muhteşem manzara denizi geliyor. Aman dikkat, bu çok önemli. Van Gölü değil, Van Denizi. Sonra alınmaca gücenmece olmasın bir Vanlıyla rastlaşırsanız. Fakat bizi bugün buraya getiren Van Avrupa Birliği Bilgi Merkezi. Çünkü Van Bilgi Merkezi'nin bulunduğu 20 şehrimizden biri. Biz de şimdi gideceğiz. Merkezin koordinatörü Kerem Bey'le buluşacağız. Ve onun mihmandarlığında bir bakacağız. Bakalım Van kimlere, nelere, nasıl tam destek vermiş. Kerem Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizi alıp ofisimize götürelim. Hadi bir gidelim. Hadi. Van'ın çayı çok güzelmiş, öyle diyorlar. Evet. Burası bizim ofisimiz. Evet. Teşekkür ederim. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'ndeyiz. Hoş geldiniz ofisimize. Hoş bulduk. Bana hoş geldiniz. Akdamarı görüyorum galiba Avrupa Birliği'nin takviminde. Evet. Ne yapacağız, görecek miyiz buraları? Şimdi ben bugün size çok keyifli bir gün yaşatmayı düşünüyorum. Öncelikle sizi Akdamar Adası'na ve oradaki kiliseye götüreceğiz. Sonra sizi başarılı bir Avrupa Birliği projesi olan İşkeme'de götürmeyi planlıyorum. Ve yine aynı gün akşam konserleri olan öğrencilerin olacağı bir mekan var. Sahil bandında prova yapıyorlarmış. Hı. Bize katılır mısınız dediler. Ben de sizi alıp onların yanına götüreceğim. Renkli Yapılırız. Bir gün geçireceğiz. Şarkı bile söyleriz. Bize. Tüm bunların hepsini demek? Yapacağız. Hadi bir çay içelim. Anlaştık. Galiba yurt dışından gelen turistler bizden bir parça daha bilinçliler. Daha kesinlikle. Meraklılar. Burası da zaten bakanlık tarafından da önemli bir turizm destinasyon noktası oldu, belirlendi. Dolayısıyla biz evet komşularımızdan, İranlılardan çok turist çekiyoruz ama iç turizmin de artık burayı ciddiye alması, görmesi ve bu güzellikleri görmesi lazım. Şimdi Türkiye'nin 20 şehrinde Avrupa Birliği Bilgi Merkezi var. Bunlardan biri Van. Ne zaman açıldı bu merkez ve gündeminde neler var bu merkezin? Biz 1 Nisan 2005 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun onayı Van Ticaret Sanayi Odası'nın işbirliğiyle Van Ticaret Sanayi Odası'nda kurulmuş Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'yiz. Tabii görev tanımımızda şöyle söyler. Avrupa Birliği bilgisini kamuoyunun, toplumun bütün kesimlerine doğru ve tarafsız bir şekilde anlatmaktır. Bu bizim görev tanımımız. Biz de hem bu görev tanımımıza uygun hem de bu coğrafyada insanların Avrupa Birliği bilgisini karşılamak üzere çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Ofisimizde hizmet verdiğimiz gibi ofis dışında da hizmetler veriyoruz. Ama bu hizmetleri yaparken zaman zaman bir konserle gidiyoruz insanların karşısına. Bazen köy kahvesinde köylü vatandaşlara Avrupa Birliği'nin tarım politikalarını anlatıyoruz. Öyle mi? Onların anlayabileceği dilde. Ki biz oldukça farklı çalışmalar yaparak toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Yani ev kadınlarının altın gününe gidip onlara Avrupa Birliği'ni anlatıyoruz. Gittiniz mi gerçekten Gittik altın gerçekten. Güne? Biz toplumun tüm kesimlerine ulaşacağız derken işte bunu kastediyoruz. Bunun yanında şu an Adana'nın da içinde bulunduğu Van Denizi bizim için çok önemli. Bu havzanın en önemli yeridir, değeridir. Tabii. 1720 metre rakımda bulunan dünyanın en büyük Sodalı Gölü, Türkiye'nin en büyük gölünün bir kıymete binmesi gerekiyordu. Biz bu nedenle her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde çocuklarla birlikte farkındalık yaratmak için Van Gölü sahillerinde temizlik kampanyaları yapıyoruz. Diyelim ki ben sıradan bir Vanlıyım. Yaşım, başım, işim, gücüm hiç önemli değil anladığım kadarıyla. Ben sizi nasıl buluyorum? Hem sosyal medya hesaplarımız var hem de Van Ticaret Sarayı Odası içinde bir ofisimiz var. Avrupa Birliği Bilgi Merkezi diye geçiyor. Biz her ay raporlar tutuyoruz, istatistikler tutuyoruz. Ofislerimizi ziyaret eden insanların hangi sorular sorduklarını, hangi konularda bilgi aldıklarını bize geliyorlar. Genelde hangi sorular yani geliyor? Yani şu bölgede, bizim bölgede en çok soru aldığımız konu Avrupa Birliği fonlarıdır. Ve gençlerin Erasmus programlarına olan ilgisi. Nasıl Erasmus hareketliliği, Erasmus Plus? Şimdi Erasmus Plus'a öğrencilerin bize yönelttiği sorulardan biz
hem görevimiz gereği hem de elimizdeki bilgilerle onları üniversitenin Erasmus ofisine yönlendiriyoruz. Üniversite öğrencilerini. En nihayetinde bütün müracaatlar ve bütün duyurular onlar üzerinden yapılacak. Bununla birlikte biz üniversite gençliğini bu konuda bilgilendirmek için hem Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve Ulusal Ajans'la birlikte ortak etkinlikler yapıyoruz. Onlara bilgilendirme etkinlikleri yapıyoruz. Bunu yılda onların başvuru tarihlerine göre yılda en az 3-4 tane Erasmus ofisi ortaklığıyla bilgilendirme toplantıları yapıyoruz. Ve bunda da sayısal artış olduğunu gördük. Hiç Erasmus öğrencisi göndermeyen 100. Yıl Üniversitesi artık Avrupa'ya Erasmus öğrencisi göndermeye başladı. Öyle mi? Ve tabii, sizin merkezlerle bu ivme kazandı değil elbette mi? Elbette. Yani bunu biz dedim ya toplumun tüm kesimlerini anlattığı gibi aslında en büyük hedef kitlemiz de çocuklar ve gençlerdir. Bunu da iyi yaptığımızı düşünüyoruz. Bununla birlikte biz yine üniversite gençliğini hedef alarak ve onları yurt dışından gelen Erasmus öğrencileriyle bir araya getirmek için Avrupa Birliği'nin gençlik forumlarını yapıyoruz. Gençlik forumları da yapı itibariyle işte bir şehirde Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nin bulunduğu 20 ilden üniversite öğrencilerinin bir araya geldiği, 3-4 günlük workshopların yapıldığı, çalıştayların yapıldığı, onları farklı konularda bilgilendiren çok önemli çalıştaylar yapıyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 500 Vanlı öğrenciyi bu forumlara götürdük ve geri dönüşümlerini de şöyle alıyoruz. İş hayatını daha hızlı hatırlıyorlar, kendilerini daha iyi ifade edebiliyorlar. Oradan edindikleri bilgilerle farklı arkadaşlıklar, farklı çevreler geliştiriyorlar. Bu da zaten bizim amaçlarımızdan ve hedef kitlemize sunmak istediğimiz çalışmalardan. Yani. Peki siz Vanlısınız değil mi Kerem Bey? Evet, ben Vanlıyım. Bütün bu konuşmalarımız şunu gösteriyor, bu artık dönüştürücü bir güç. Sizin gündelik hayatınızda neler değişti? Yani, bütün bu çalışmalardan sonra. Kendi adıma söyleyeyim. Ya 10 yıl önce daha Avrupa Birliği fonları, projeleriyle tanışmadan önce sizin az önce söylediğiniz gibi sıradan bir Vanlıydım. Şimdi en az 20 Avrupa ülkesi görmüş, 20 tane Avrupa başkenti görmüş, farklı projelerde farklı birçok Avrupalı dosta sahip, Avrupa Birliği projelerini hayata olumlu etkilerini bizzat kendi üzerinde yaşamış biriyim. Bu da benim kişisel gelişimime inanılmaz bir etki yaratmıştır. Bunun için de bu projede yer almaktan dolayı da ayrıca mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Tam desteğe tam destekle karşılık veriyorsunuz. Karşılıksız bırakmıyorsunuz. Kesinlikle. Peki bu kadar çok proje var, fon var. Ne gibi projeler öne çıktı bugüne kadar? Van bu anlamda da çok iyi bir istatistiğe sahip. Türkiye'de Avrupa Birliği fonları ile ilk kez DAKAP denilen Doğu Anadolu Kalkınma Programı ile tanıştı. O zamandan şimdiye kadar bu hem AB Bakanlığı'nın istatistiklerinde var hem diğer ilgili organizasyonların istatistiklerinde var. Türkiye'de en çok Avrupa Birliği fonu kullanan illerin başında geliyor Van. İlk 3 il arasında. Mesela Van'da Avrupa Birliği fonlarıyla kurulmuş ciddi bir fon almış. 9 milyon avroya yakın bir fonla. 9 milyon avro. Evet 9 milyon avroyla desteklenmiş iş geliştirme merkezi var. Kuluçka sistemi yani küçük iş yerlerini bir arada tutup onları yeni pazarlara açılması için hazırlayan bir merkez. Şu an orada onunla ilgili çok fazla bilgi vermeyeceğim çünkü sizi oraya götürüp bizzat iş geliştirme merkezindeki atölyeleri gezdirip oradaki yöneticimiz tarafından size bilgi verilmesini istiyorum ama bu bölgenin hatta Türkiye'de bu alandaki en büyük projelerden biridir Van İşgem projesi. Hadi gidelim o zaman. Van'da Avrupa Birliği'nin desteklediği önemli projelerden biri de Van İşgem yani Van İş Geliştirme Merkezi. Projenin amacı yeni kurulan şirketlerin gelişmesine ortam sağlayarak istihdamı artırmak ve bölge ekonomisine katkı sağlamak. Van İşgem proje kuruluş süreci 2005 yılında başladı. Burası Sümerbank kundura fabrikasıydı. Özelleşme kapsamında kapanmıştı ve satışa çıkmıştı. Biz İşgem projesi için müracaat ettik Van Sanayi Nişanları Derneği olarak. Kabul gördü projemiz ve buranın tahsisi yapıldı. 2011 Van depremine kadar çok iyi gittik hakikaten çok güzeldi her şey. Fakat 2011 depreminden sonra ciddi anlamda sürdürülebilirlikte sorun yaşamaya başladı. Fakat sonrasında Avrupa Birliği'ne sunmuş olduğumuz, İFAD kapsamında sunmuş olduğumuz Van İşgem Büyüyor projesi bizim için can suyu oldu. Şu anda da sonuçlarını almaya başladık. Çok güzel, inovatif, yenilikçi iş fikirleri üretimlerine başladı. Son olarak da ürettiğimiz şu ürünle Türkiye'de İlk kez yerli ve milli olarak bir ürünü üretmiş olduk. Bu ürünümüz dolu yağmasını engelleyen bir cihaz. Bu muazzam bir şey. Bunu benim anlamam biraz vakit alacak çünkü
canlandıramıyorum kafamda. Yani dolu yağmasını engelliyor bu makine. Dolu yağmasını engelleyen cihaz. Bu girişimcimiz bana ilk geldiğinde işin doğrusu ben biraz tedirgin yaklaştım. Gerçekten olabilir mi, eder mi diye. Yer verelim mi, vermeyelim mi diye konusunda da gerçekten tereddüt yaşadık. Fakat sonra yaptığımız bir araştırmada evet bunun Avrupa'da yaygın bir şekilde kullanıldığını, Türkiye'ye de 2-3 yıldır ithal olarak girdiğini bu ürünün. Hmm. Bu ürünü kullananların da ciddi anlamda fayda gördüğünü de duyduk. Ve girişimcimize yer verdik, fırsat verdik. Çiftçinin buna ihtiyacı varmış, değil mi? Çiftçinin buna ihtiyacı var. Ülke ekonomisinde özellikle tarım ürünlerinde ihracatımız ciddi rakamları var ve yağın dolduğunun verdiği hasar ihracatımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Sonuçta ürün azaldığı zaman maliyetler yükseliyor. Bu direkt vatandaşı ilgilendiriyor. Yani çok ciddi anlamda katkı sağlayacak, birçok kesime katkı sağlayacak. Sonuç itibariyle ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Hatta çiftçinin malı olsa bile bu milli servettir. Peki nasıl çalışıyor şimdi bu makine? Bu makine kaz vasıtasıyla çalışıyor. Asilin kaz bunun bilgisayar kısmının vasıtasıyla bunun içine dökülüp patlayış oluyor. Patlayış olduğu zaman dalgalar üretip 12-14 kilometre borduluğunda, yani yükseklikte bulutların içine gönderiyor. O bulutların içinde kristallerin birbirine yapışmasını ve büyümesini engelliyor. Peki arkada bunun bilgisayar kısmı vardı. Bilgisayar kısmı. Beyin burası. Bu cep telefonu bilgisayarından programından girip bunu çalıştırabilirsiniz. Her türlü zamanda bütün her yerden, yani dışarıdan da bu çalışabilir. Bütün çalışmasına ait her türlü alarmlar falanlar burada çıktığı zaman hep size gönderiyor ve sizin de bilgilerinizi hemen buna gönderip ve bunu çalıştırabilirsiniz. Muazzam bir şey. Bir düğme, bir tuşa basıyoruz. Tamam, dolu bitiyor. Artık. Peki ben meteorolojiyi takip edeceğim Resulullah Bey. Bizim İnşallah. Eve dolu gelirse sizi arayacağım. O tuşa basacaksınız. Teşekkür ederim. Anlaştık mı? Anlaştık. Tamam. Kaç girişimci var burada? Şu an 30 tane ikinci etapta işliğimiz var. Bunun 28 tanesi dolu, 2 tanesi boş. İstersen onlardan bir tane örnek firmaya bakalım istersen. Bu büyük değil mi? Bu büyük olan modelleri. Ha, hepsinin farklı standartları farklıdır. Var. Farklıdır. 125, 250 ve 500 metrekarelik olarak farklı ölçeklerdeler. Avrupa Birliği'nden aldığımız destekle şu yaptığımız modern iş yerleri, iş fikri olmayana dahi ben burada nasıl bir iş yaparım düşüncesini hatırlatıyor. Van Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'nden ekonomik ve kültürel projelere tam destek var. Özellikle gençler için birçok fırsat yaratılıyor. O yer gelir yazım ya bana, gün olur yer yer gün olur, yer yer gün olur. Yüzün görsem tutulur deli, nal olur yer yer nal olur, yer yer nal olur. Aşka düşer içemedim.
şirin diller oynasın koç yiğitler. Oy bizim eller ne güzel eller. Bravo! Kolay gelsin arkadaşlar. Geç kalmadık değil mi? Bir türkü de beraber söyleyelim. Olur. Tabii. Toycuları girelim. Toy bir dakika, bir dakika. Toycular ne demekti? Toy düğün demek. Düğün demek ya. Düğüne mi gidiyoruz burada? Yani. Hadi o zaman. Gelin damat bulabilirsek gideceğiz. Damat adayı bol da. Gelin yok ortada. Gelin yok. Gidiyorum. Tamam. Mestana, yârim için fistana, yâre fistan yakışır, ah bir giyse üstüne. Ben giderim mestana, yârim için fistana, yâre fistan yakışır, ah bir giyse üstüne. Boycular yar can, kolunda mercan, ben sana hayran, uyanman aman. Boycular yar can, kolunda mercan, ben sana hayran. Avrupa Birliği Bilgi Merkezlerinin yönlendirmesi ve destekleriyle birçok gencimiz Erasmus Plus projeleri çerçevesinde Avrupa'ya gidiyor. İşte Eylem ve Seda Nur'un hikayesi. Arkadaşlar bu ne güzellik. Yani bu nasıl bir göl? Bu nasıl bir doğa? Ne güzel yere gelmişsiniz. Gerçekten çok beni güzel. De alır mısınız? Tabii evet, ki. Çok her zaman aldık, kabul ettik. Yani biz çünkü biliyorsunuz yollardayız sürekli ama ekip beni burada bırakabilir eğer yer varsa. Buyurun tabii. Buyurun başınızın. Ama nasıl geliniyor buraya? Bir anlatın bana. Şartlar nedir? Siz nasıl geldiniz buraya? Ben Bursalıyım. Seda Nur. Erasmus öğrencisi olarak ilk kez Slovenya'ya geldim geçtiğimiz yıl. Mezun olduktan sonra da şu an Erasmus gönüllüsü olarak buradayım. Her şey yolunda. Çok seviyorum Slovenya'yı. Yaptığım işten de çok keyif alıyorum. Nedir yaptığın iş? Biraz anlatır mısın bize? Şu an Tribolje'de yaşıyorum. Slovenya'nın küçük bir maden şehri. Orada bir ilkokulda gönüllü olarak çalışıyorum. Öğretmenlere derslerinde yardımcı oluyorum. Kendi bağımsız derslerimi yapıyorum. Onun dışında gençlik merkezinde çalışıyorum. Lokal orada yaşayan insanlarla nasıl hani kültürümüzü paylaşırız, entegre oluruz? Hani bunlar üzerine etkinlik yapmaya çalışıyorum. Ben sınıf öğretmenliği mezunuyum Uludağ Üniversitesi. Öğrendiğim şarkılar, gerek enstrümanım olsun sınıfa getiriyorum. Onlara çok basit düzeyde Türkçe şarkılar öğretiyorum. Hatta şarkıları onların alfabesinde yazıyorum ki daha iyi öğrenebilsinler. Güzel. Sen ne yapıyorsan ben de aynen öyle devam edeceğim. Aynısını yapacağım. Tavsiye belki ederim. Burada kalırım ben de. Kardelen sen Erasmus öğrencisi olarak geldin. Teknik Üniversitede okuyorsun. Nerede arı rozetin? Arı rozetim yanımda değil. Rozete gerek yok. Zaten arı gibi çalışıyorum. Evet, her zaman desene. Arıyız. Peki nasıl geldin Kardelen buralara? Hangi rüzgar attı? Ben liseden beri Erasmus diye yanıp tutuşan biriydim. Hani o yüzden hatta İTÜ seçmemdeki de etkenlerden biri Erasmus oldu benim, Erasmus olanakları. Peki nasıl başvurdun? Nasıl işledi o süreç? Öncelikle zaten bir İngilizce sınavından geçmiş oluyoruz biz bölüme başlarken. Aha. O İngilizce sınavının puanı artı not ortalamasıyla başvuru yapıyoruz belli üniversitelere, istediklerimize. Peki nasıl geçiyor hayat arkadaşlar? Bir gün tamam kalktınız, okula gideceksiniz, çalışmaya gideceksiniz. Evet. Nasıl geçiyor bütün bir gün? Anlatsanıza biraz. Açıkçası güzel. Mesela ben Ljubljana'da ulaşımı genellikle bisikletle sağlıyorum. Her zaten şehirde her yere ulaşım bisikletle sağlanabiliyor. Her yerde özel bisiklet yolları var. Çok o yüzden güzel. Çok keyifli oluyor. Yani keyifli bir yaşam oluyor yolda gibi de. Sporunu da yapıyorsun. Tabii sporumu yaparak okuluma gidiyorum. Gerekirse alışveriş merkezine
bisikletle gidiyorum. Şimdi yani size baktığımda Erasmus Plus'ın, Avrupa Birliği'nin biraz hayatını değiştirdiği iki genç güzel örnek görüyorum. Sizin iç dünyanızda neler değiştirdi bu macera? Neler yani, öğrendiniz? Yani kesinlikle mesela beni çok daha fazla özgürleştirdi. Çünkü daha önce ben ailemin yanından hiç bu kadar uzun süre ayrılmamıştım. Ve hani gerçekten kendimin daha güçlü bir birey olduğunu düşünüyorum. Yani en azından Erasmus bittikten sonra. Ayakların üstünde durabileceğini artık gördün. Evet, bir birey olarak da. Buradan sizinkilere tabii. Güzel haber o zaman. Evet. Artık Kardelen tek başına kotarabilir. Peki Sedacığım sen? Benim de şöyle, burada en iyi öğrendiğim şey hayatı çok basitçe yaşamak oldu. Hani şu an Tripoli'deki hayatım da böyle. Yaşadığım mekan, evim, okulum, iş yerim o kadar hani birbirine yakın, sadece işime odaklanıyorum. Doğaya gitmek istediğimde 15 dakikada bir tepede bir ormanın içindeyim. Hani hayatım çok basit ve hani zinde hissediyorum, yorgun hissetmiyorum. Peki uluslararası ortam nasıl? Yani başka Türk öğrenciler var mı? Avrupa'nın farklı ülkelerinden gelenler var mı? Sadece Slovenlerle çok homojen bir ortam mı yoksa daha karışık bir ortam mı? Benim için çok daha karışık bir ortam. Hangi ülkelerden öğrenciler mesela var? Mesela İspanyollar çok fazla var, Polonyalı var, bir Kanadalımız, bir Rusumuz bile var. Oo. Her yerden var yani. Dünyanın her yerinden insanlarla tanışıyoruz. Tam ve Birleşmiş hepsinin, Milletler evet, toplantı salonu. Kesinlikle ve hepsinin kültürleriyle iç içeyiz. Hani geçtiğimiz yıl inanılmaz hani yabancı arkadaşlarım vardı. Polonya, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Rusya, Ukrayna. Hani birçok ülkeden birçok arkadaşım. Aslında onlarla bir araya gelince de şunu düşünüyorsunuz. Hani bizi bir arada tutan şey tamamen iyi insanlar olmamız. Hani sizin hani daha açık görüşlü bir insan olmanızı sağlıyor. Daha çok keyif almanızı sağlıyor. Hadi biraz gezdirin bana bu güzel şeyi. Evet, evet. Hadi bakalım. İki gönüllü öğrenci Türkiye'den kalkıp buralara, Slovenyalara gelmişler ve burada bizi çok güzel temsil ediyorlar ve yolları açık. Erasmus Plus sayesinde, Avrupa Birliği sayesinde onlara sunulan imkanları çok güzel değerlendirmişler. Ne yalan söyleyelim, bizim de burada göğsümüzü kabarttılar. Aynı hikayeler sizin de olabilir. Türkiye'nin hangi şehrinde, hangi üniversitesinde, meslek dalında olursanız olun, aynı imkanlardan yararlanarak siz de buralara gelebilirsiniz. Kim bilir, belki yollarımız da kesişir oralarda. Bir sonraki rotada görüşmek üzere. Haftaya Trabzon Avrupa Birliği Bilgi Merkezi'ni tanıtacağız. Merkezin koordinatörü Yakup Karbuz, bana Trabzon'u gezdirip destekledikleri projeleri anlatacak. Avrupa Birliği'nin desteklediği ve 5 ülkeden uzmanların geliştirdiği çay projesini Trabzon ve Yunanistan'dan sunacağız. Ayrıca Trabzon'da iklim değişikliği projesini ele alacağız. Sadece o kadar da değil, çay toplayıp horon oynayacağım. Yani oynamaya çalışacağım. Tabii becerebilirsem. Hoşça kalın.